Sevgili izleyiciler, hava durumuna bakalım isterseniz bu saat diliminde hemen. İstanbul'da kıştan kalma bir hava var malumunuz. Meteoroloji bazı şehirler için sarı kod uyarısı yaptı. İstanbul ve yurt genelinde yeni hafta nasıl olacak? Detayları öğrenelim. CNN Türk muhabiri Hasret Kaya, meteoroloji uzmanı Orhan Şen'le birlikte bizi bekliyor. Hemen Hasret, sana dönelim. Bulunduğun yer hakikaten çok keyifli, çok güzel görünüyor. Çok da soğuk değil gibi algılıyorum ama tabii detaylar sizde. Bakalım hoca ne söyleyecek? Aslında Tunç, algıladığın gibi değil, soğuk bir havanın hakim olduğunu söyleyelim. Aralıklarla da yağışın devam ettiğini söyleyelim bulunduğumuz yerde. Tabii manzara şüphesiz ki harika. Geride bıraktığımız günlerde bahar havası iyice içimizi ısıtmıştı ama dün gece özellikle yağış İstanbul genelinde farklı noktalarda başladı ve zaman zaman da gün içinde bugün de etkisini farklı noktalarda sürdürmeye devam ediyor. Biz şu anda Şile'deyiz, Şile sahilindeyiz. Yanımızda CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen var. Hemen mikrofonu uzatayım. İstanbul'da bu yağışlı hava daha ne kadar etkili olacak? Şöyle bir taraftan da yürüyelim isterseniz hocam. Evet Hasret, senin de dediğin gibi yağışlı bir hava, soğuk bir hava işte. Hepimizin üzerinde montlarımız var, şeylerimiz var. Sıcaklık da 16-17 derece, yani ortalamanın da, mevsim ortalamasının da altında bir sıcaklık var. Bu nereden kaynaklanıyor? Kuzeyli akışlardan dolayı. Karadeniz üzerinden geliyor buraya, Marmara ve Karadeniz bölgesine. Dolayısıyla sıcaklıkları düşürüyor. Üşüme sıcaklığını da düşürüyor. Dolayısıyla üşüyoruz şu anda. Ha, bu ne kadar sürer? Bu önümüzdeki 2-3 gün, hatta 3-4 gün daha bu şekilde İstanbul'da sıcaklık yani 17-18 dereceyi geçmeyecek. Yağmur var bugün. Yağmur yarın İstanbul'da çok olmayacak ama bugünkü genel anlamda baktığımız zaman Türkiye'nin durumuna İç Anadolu bölgesinde, Marmara'nın doğusunda yağış var. Karadeniz, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Karadeniz'in iç kesimlerinde yağış var. Şöyle sorayım hocam. Şimdi tamam İstanbul'u konuşuyoruz ama yurt genelinde nasıl olacak? Sarı kod verilen noktalar var. Hangi noktalarda sarı kodlu uyarı verildi? Bu ne anlama geliyor? Onu da hatırlatalım isterseniz. Tabii Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün vermiş olduğu sarı kodlu uyarılar var. Bu sarı kodlu uyarıda Ankara, Kastamonu, Çankırı ve bu civarda kuvvetli yağış gözüküyor. Bugün ne zaman? Öğle saatlerinden itibaren. Onun için burada hem dolu ihtimali de var gök gürültülü. Çünkü Ankara'da sıcaklık yüksek bugün. 24-25 derece sıcaklık. Buralarda bir tehlike demeyelim ama kuvvetli yağmur gözüküyor. Sarı kod dedi Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısı bu bölgeler için. Yani İç Anadolu'nun kuzeyindeki şehirler için. Öyleyse trafikte aksama yaşanabilir diyebiliriz değil mi? Sel riski var mı hocam? Olabilir Hasret ama bugün pazar olduğu için trafikte yani iş trafiği yok, okul trafiği yok. O açıdan çok etkili olmayabilir ama dediğimiz gibi o bölgede yağış kuvvetli. Bunun yanında Doğu Akdeniz'de ve Güneydoğu Anadolu'nun hemen hemen batısında kuvvetli toz taşınımı var. Arabistan Yarımadası üzerinden. Buraya dikkat etmek lazım. Özellikle Antep, Kilis ve Adana, Kahramanmaraş civarlarındaki toz miktarı hassas seviyeyi de geçmiş vaziyette sağlıksız duruma geliyor. Ona da bakmak lazım. Genelde baktığımız zaman şunu da söyleyelim. 2-3 gündür söylüyoruz esasında. Önümüzdeki hafta yani pazartesi, salı, çarşamba, perşembe İç Anadolu bölgesi, İç Ege bölgesi de yağmur var. Bu yağmur çok önemli çünkü tarımsal açıdan burada yağış bekliyorlar çiftçiler. Dolayısıyla onlara da bir müjde verelim. Hem kuru tarım yapanlar için hem de yeni tohum ekecekler için elverişli bir ortam oluşacak. Özellikle Niğde, Karaman, Konya civarlarında yağış 3-4 gün devam edecek. Bunu da söyleyelim. Ha, kuzey bölgelerinde, Marmara ve Karadeniz bölgelerinde ortalamanın altına düştü neredeyse sıcaklık ama diğer bölgelerde ortalamanın üzerinde devam ediyor Hasret. Yani şeyde Akdeniz bölgesinde, Ege bölgesinde sıcaklıklar ortalamanın üzerinde. Adana'da yine 32 derece sıcaklık var. İzmir'de 26 derece, Antalya'da 27 derece, 28 derece sıcaklıklar var. Ama buralarda yağış yok bugün yarın. Önümüzdeki günlerde pek yağış görünmüyor. Dediğim gibi önümüzdeki günlerde yağış İç Anadolu bölgesinde. Bunu defalarca söylüyorum çünkü tarımsal açıdan çok bana telefon ediyorlar ve bu haberi çok merak ediyorlar. Onu da söyleyelim. İstanbul'da bu sıcaklık, düşük sıcaklık
önümüzdeki 3-4 gün daha böyle gidecek gibi gözüküyor Hasret. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Şen katkılarınız için. Evet efendim, şimdi sahilde bir taraftan Yasin Kamaloğlu ekranlarınıza getiriyor. Ailesiyle gelenler, arkadaşlarıyla gelenler var. Hava evet soğuk ama aralıklarla da dediğimiz gibi yağış hakim ve özellikle 6 il için sarı kod uyarı verildi. Önümüzdeki günlerde de yağışın daha çok İç Anadolu'da hakim olacağını söyledi Profesör Doktor Orhan Şen. Biz gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Şile'den, sahilden sözü tekrar size bırakalım.